Sevgili yarışseverler, hepinize hayırlı günler, hayırlı haftalar dilerim. Bugün 26 Temmuz 2021 günlerden pazartesi, bayram haftasını geride bıraktık. Mesailer başladı. Ben bütün arkadaşlarıma yeni haftada ailesiyle, sevdikleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı, çok güzel bir gün, çok güzel bir hafta olur. Bunu en içten dileklerimle temenni ediyorum. Yeni haftada her şey gönlünüzce olsun sevgili yarışseverler. Arkadaşlar, yarın 27 Temmuz 2021 Salı günü gündüz programı Ankara 75. yıl hipodromunda koşulacak. 8 koşuluk programla start alacak. Yine akşam yarışları Kocaeli Kartepe hipodromunda koşulacak. 8 koşuluk kum programla. Bütün yarışlar kum arkadaşlar, Kocaeli'de tamamlanacak. Öncelikle Ankara at yarışları analizimiz olacak. Ardından Kocaeli at yarışları analizlerimle karşınızda olacağım. Ama öncelikle Ankara at yarışları analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımdan rica ediyorum. Bir kişi deyip geçmeyin sevgili yarışseverler. Bu kanal bir kişi bir kişi buralara kadar geldi. Bir kişi bir kişi 22.800'lere geldi, 23.000'lere dayandı. Ben özellikle şuna inanıyorum, bu kanal 30.000'leri de, 40.000'leri de, 50.000'leri de görecek ki şu anda kanalımızı izleyenlerin sadece %21.75'i kanalımıza abone. Yani %80'lik kesim abone olmadan izliyor. Ben bütün arkadaşlarımızın duyarlı olmasını, videonun sağ altında bulunan kırmızı butona, abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olmasını, kanalımızın büyümesinde pay sahibi, katkı sahibi olmasını önemli rica ediyorum sevgili yarışseverler. Arkadaşlar, tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde almak isteyen arkadaşlarıma özel ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuz aylık 100 liradır arkadaşlar. Yine 15 günlük deneme katılımımız var. 15 günlük deneme katılımımız da 50 liradır. Yani 15 günlük katılmak isteyen arkadaşlarım 50 lira. Aylık katılımımız da 100 liradır arkadaşlar. Grubumuza katılmak, grubumuza dahil olmak isteyen arkadaşlar videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirler ya da küçük harflerle okanguner.tv@gmail.com mail adresimize mail olarak da telefon numarası bilgilerini paylaşabilirler diyerek ben 27 Temmuz 2021 Salı gündüz yarışları Ankara at yarışları analizlerimle karşınızdayım. Ankara'da 8 koşuluk program var. Dolayısıyla altılı ganyan programın 3. koşusuyla 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum pistte koşulacak. Handikap 16 yarışıyla start alacak. Arkadaşlar, burada özellikle son yarışın tekrar etmesi durumunda Amerikalı'nın tayı, Marley'nin torunu 1 numaralı John Wick. Ben son yarışında safkanın açıldığına inanıyorum. Çünkü gerek geçmiş koşularında koştuğu derecenin 2 saniye üzerine çıkması, gerek de son bugün Özcan Yıldırım'ın binmesi özellikle safkana artı avantaj sağlamış. Son yarışında 1500'ü 1.34.39 gibi bir derece ile Kocaeli pistinde birincilik yaptı. Bugün Özcan Yıldırım idaresinde bana göre rakiplerinden bir adım önde görünüyor. Bir numaralı John Wick bu yarışı kazanabilir. Yine bu safkanın kötü koşması durumunda özellikle son yarışında beden dilini çok beğendiğim formda safkan hakem temsilcisi 2 numaralı Prens Atlas'ı da bugün Müslüm Çelik idaresinde ikinci şanslı safkan olarak öneriyorum. Yine 4 numaralı Narlıca Güzeli ve 6 numaralı
Hüsrev Han isimli safkanlar sırasıyla bu koşuda değerlendireceğim isimlerdir. Ve altılı Ganya'nın ikinci ayağı 4 yaşlı Arap safkanlarının 1600 mesafe Çin pistte koşulacak handikap 16 yarışıyla devam edecek. Arkadaşlar burada da 3 numaralı Sakarya Güzeli özellikle bugün Halis Kartaş idaresinde çok etkili koşmasını bekliyorum. Çünkü safkanın koşu stili Halis Karataş'ın at binme şekliyle hemen hemen %99 uyuşuyor. Bugün 3 numaralı Sakarya Güzeli'nden de çok etkili bir yarış bekliyorum. Yine 2 numaralı Özümcan grupta kalitesini ispatlamış bir safkan. Bugün özellikle usta jokeyi Gökhan Kocakaya idaresinde Saltukan temsilcisi 2 numaralı Özümcan da İlk iki safkan içerisinde değerlendirilmeli. Yine sürpriz eden arkadaşlarıma 52,5 kilo sikletiyle yine Onur Kağan temsilcisi 4 numaralı Onuktan ve 1 numaralı Çarık Ağası isimli safkanları sırasıyla değerlendirebilirler. Ve altılı Ganya'nın 3. ayağına geçiyorum. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1400 mesafe Çin pistte koşulacak kısa vade 6 yarışı. Burada gerçekten safkanlar birbirine eşit sevgili yarışseverler ama öncelikle ben 5 numaralı Malamoja isimli safkandan bahsetmek istiyorum. Sayın Celal Alaz Adalı'ya ait Kaneko temsilcisi Serhan Bey torunu 5 numaralı Malamoja isimli safkan son yarışı kısa vade 7 dişlere mahsus yarışta sonlarda o kadar rahattı ki adeta ufak tefek dokunuşlarla yarışı son anda tutarak kazandığını gördüm. O gün de usta jokeyi Halis Karataş idaresinde piste çıkmıştı. Bugün de yine usta jokeyi Halis Karataş idaresinde öncelikle düşünmesi gereken isimdir. Yine bu safkana sıkı rakip olmasını beklediğim isim 1 numaralı oğlum Meriç Dajin temsilcisi. Özellikle son yarışın tekrar etmesi durumunda 5 numaralı Malamoja'ya ilk rakip olmasını beklediğim safkandır. Ben burada 6 numaralı Runner Bull yine Gökhan Kocakaya idaresinde dikkat edilmesi gereken isim olarak düşünüyorum. 3 numaralı Yaman Bey zaman zaman etkili yarışlar yapıyor ki bugün Ahmet Çelik arkadaşımız idaresinde piste çıkacak. Tri Valles temsilcisi 3 numaralı Yaman Bey de ihmal edilmeyecek isimdir. Arkadaşlar burada yine 4 numaralı Expectancy, 7 numaralı Solid Brothers ve 2 numaralı Rotternado, 800 numaralı Olinda'da demek istiyorum. Yani tutmadığım safkanlar da yazıyorum. Strateji olarak bu aya hepsi olarak değerlendirmek istiyorum ama özellikle program sonunda ufak altılı Ganyan analizimi dinlerseniz sizler adına faydalı olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ufak altılı Ganyan analizimde daha cesaretli güzel bir oyun kurgusu içerisine gireceğiz. Yine tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde almak isteyen arkadaşlarım olabilir diye ücretli bir WhatsApp grubu kurduk arkadaşlar. Ücretli WhatsApp grubumuz aylık 100 liradır. Yine 15 günlük deneme katılımı 15 günlük deneme katılımımız da arkadaşlar 50 liradır. Eğer ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz ya da küçük harfler ile okangunertv@gmail.com mail adresimize de mail olarak telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. YouTube'da telefon numarası bilgilerini bıraktığınız zaman o bilgileri benden başkası görmüyor arkadaşlar. Çünkü yorumlarımız onaylıdır. Yani ben onaylamadan o telefon numarası bilgilerinin kimsenin görmesine imkan yok. Bunu da buradan arkadaşlarıma belirtmek isterim. Ve altılı Ganya'nın 4. ayağı 4, 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2400 mesafe Çin pistte koşulacak açık grup 2 yarışı. Santalin koşusu 282 bin lira değerinde bir yarış arkadaşlar. Sevgili yarışseverler burada abilerinden küçük bir safkan var.
Burada belki riske edeceğim. Çünkü çok beğendim. Son yarışını özellikle Safkan'a verdikçe, güç harcadıkça bir o kadar daha verebilen bir Safkan. Burada biliyorsunuz yine Flashing Girl gibi çok iyi, Lucky Foot gibi çok iyi Safkanlar var ama ben özellikle çok kaliteli Safkan olduğuna inandığım bir Safkan'ı bugün Banco isim olarak vereceğim. Çünkü bu Safkan bir New Orleans tayı. New Orleans gerçekten benim hasta olduğum, gerçekten çok değer verdiğim bir pedigri. Ben bugün Sayın Oktay Serici'ye ait Victor Rugalop temsilcisi 6 numaralı Ceylin Can'ı bugün Halis Karataş'ın da üzerine binmesi ile, ki Halis Karataş üzerine binmese dahi bugün üstüne Ahmet Çelik, Özcan Yıldırım, Gökhan Kocakaya yine son yarışında olduğu gibi, son yarışında hatırlıyorsam Vedat Abiş arkadaşımız binmişti son 3-2 yarışında. Bugün Vedat Abiş arkadaşımız dahi binse yine banko olarak vermeyi düşünüyordum. Çünkü bir hafta önceden programa baktım, kayıtlara baktım. O günden beri tek vereceğimi düşünüyordum. Ve bugün belki riskli olacak, güçlü rakipleri var ama ben 6 numaralı Ceylin Can'ın son düzlükte bu rakiplerine hakim olacağını, gerek cüssesiyle gerek beden diliyle bu rakiplerini geçeceğini düşünüyorum. Ve yarışsever arkadaşlarıma günün bankosu olarak 6 numaralı Ceylin Can isimli Safkan'ı günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve Altılı Ganya'nın 5. ayağı 2 yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe kum pistte koşulacak şartlı bir yarışıyla devam edecek ünlü İngiliz aygırı Always Classic adına düzenlenmiş bir koşu sevgili yarışseverler. Ben burada yine Sydney Kendi'nin tayı 4 numaralı, evet arkadaşlar, Mahrekal isimli Safkan'ı bugün gerek galoplarında gerek orijiniyle dikkatimi çeken isim. Bugün 4 numaralı Mahrekal isimli Safkan'ı Müslüm Çelik idaresinde ilk şanslı isim olarak öneriyorum. Yine Kaptan Rio temsilcisi 1 numaralı Kaptan Bersis'te bugün Gökhan Kocakaya idaresinde İlk iki safkan içerisinde değerlendirilmeli. Bu iki safkan dışına çıkarsa ben hakem temsilcisi Royal Abjar torunu 3 numaralı King Warrior isimli safkan da ilk 3 safkan içerisinde değerlendirmekten yanayım diyerek Altılı Ganya'nın kapanış koşusu. Altılı Ganya'nın son ayağı 3 yaşlı Arapların 1200 mesafe kum pistte koşulacak kısa vade 8 yarışına geçiyorum. Bu ayak analizimden sonra yine ufak Altılı Ganyan ve Yedili Piyase analizlerimle karşınızda olacağım. Altılı Ganya'nın son ayağında özellikle hayatın ilk yarışında çok rahat kantarmada kazandığını gördüğüm, kuma çok hakim Demirdöven temsilcisi Odinan torunu 9 numaralı Yücel. Ahmet Çelik idaresinde piste çıkacak 9 numaralı Yücel'i ben rakiplerinden bir adım önde görüyorum. İlk yarışında da Ahmet Çelik idaresinde piste çıkmıştı. Çok kolay bir birincilik elde etti. Bugün de Ahmet Çelik idaresinde bana göre bu yarışın en şanslı safkanlarından. Yine bu safkanın kötü koşması durumunda 8 numaralı Şen Atik. Evet, Sayın Mehmet Şenbahar'a ait Atik Bey temsilcisi 8 numaralı Şen Atik'te bugün Gökhan Kocakaya idaresinde ikinci şans vereceğim safkan olacak. Yine 1 numaralı Caymaz'ın oğlu, 4 numaralı Kızıl Ejder ve son isim olarak da 7 numaralı Pekalp isimli safkanlar sırasıyla sizlere önereceğim isimlerdir. Ve ufak altılı ganyan analizlerime geçiyorum sevgili yarışseverler. Ufak altılılarda altılı ganyanın ilk ayağında 1 numaralı John Wick, yine 2 numaralı Prens Atlas, 4 numaralı Narlıca Güzeli ve 6 numaralı Hüsrev Han isimli safkanlara yer vereceğim. Altılı Ganyan ikinci ayağında 3 numaralı Sakarya Güzeli, 2 numaralı Özümcan ikilisi bana göre yeterli olacaktır. Burada altılılar tam yarı yarıya düştü arkadaşlar. Burada altılılar 75 lira civarına düştü. Ve Altılı Ganyan üçüncü ayağında 5 numaralı Malamoja, 1 numaralı Oğlum Meriç, 6 numaralı Runner Bull, 3 numaralı Yaman Bey, yine 4 numaralı
Expectancy ve 7 numaralı Solid Brothers isimli safkanlara yer vereceğim. Buradan da 2 safkan çalmış olduk sevgili yarışseverler. Ve 6'lı Ganya'nın 4. ayağında 6 numaralı Ceylin Can'ı, bugün New Orleans'ın tayı 6 numaralı Ceylin Can'ı bugün Halis Kartaş dairesinde bu grupta riske ederek günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve 6'lı Ganya'nın 5. ayağı. 2 yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe kum pistte koşulacak şartlı bir yarışında, Always Classic yarışında 4 numaralı Maharekal, 1 numaralı Kaptan Bersiz ve 3 numaralı King Warrior isimli safkanlar sırasıyla tuttuğum isimlerdir. Ve programın kapanış koşusu 6'lı Ganya'nın son ayağında 9 numaralı Yücel, 8 numaralı Şenatik, 1 numaralı Caymaz'ın oğlu, yine 4 numaralı Kızıl Ejder isimli safkanlar yazılabilir. Bütçe durumumuza göre Halis Karataş dairesinde piste çıkacak 7 numaralı Pekalp de bugün kuponlarda yine bulunması gereken isimlerdir. Yine misli altılı Ganyan denemesi yapacağım bugün arkadaşlar. Misli altılı Ganyan denemem şu şekilde olacak. Altılı Ganyan'ın ilk ayağında 1 numaralı John Wick ve 2 numaralı Prens Atlas şeklinde iki safkanla değerlendireceğim. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağında 3 numaralı Sakarya Güzeli isimli safkanı günün banko ismi olarak vereceğim. Altılı Ganyan'ın üçüncü ayağında 5 numaralı Malamoja, 1 numaralı Oğlum Meriç, 6 numaralı Runner Bull ve 3 numaralı Yaman Bey isimli safkanlara yer veriyorum. Altılı Ganyan'ın dördüncü ayağında 6 numaralı Ceylin Can yine banko ismimiz olacak. Altılı Ganya'nın 5. ayağında 4 numaralı Maharekal, 1 numaralı Kaptan Bersus ve 3 numaralı King Forer isimli safkanlara yer vereceğim. Programın kapanış koşusu 6'lı Ganya'nın son ayağında 9 numaralı Yücel, 8 numaralı Şenetik ve 1 numaralı Caymaz'ın oğlu isimli, hatta 4 numaralı Kızıl Ejder'de yazalım. Yine 3 misli, 4 misli, 5 misli bütçe durumumuza göre 10 veya 20 misli bu kuponu değerlendirebiliriz. Ve 7'li plase analizlerime geçeceğim sevgili yarışseverler. 7'li plaseler bugün programın ikinci koşusuyla start alacak. Evet arkadaşlar. 7'li plaseler 3 yaşlı İngilizlerin 2000 mesafe kum pistte koşulacak satış 1 yarışıyla start alacak. Ben burada öncelikle safkan olarak arkadaşlar yani tuttuğum isim 2 numaralı Crazy Crave, 3 numaralı Betty Blue ve 1 numaralı Rebel Kid isimli safkanları ayırmadan değerlendireceğim. Evet, 7'li PSM'imizin 2. ayağında 1 numaralı John Wick ve 2 numaralı Prens Atlas ikilisine yer vereceğim. 7'li PSM'imizin 3. ayağında 3 numaralı Sakarya Güzeli Banko safkanımız olacak. 7'li PSM'imizin 4. ayağında 5 numaralı Malamoja, 1 numaralı Oğlum Meriç ve 6 numaralı Runner Bull'la birlikte 3 numaralı Yaman Bey'i değerlendireceğim. 7'li PSM'imizin 5. ayağında 6 numaralı Ceylin Can yine banko safkanımız olacak. 7'li PSM'imizin 6. ayağında 4 numaralı Maharekal isimli safkanı yine bir başka bir banko olarak değerlendireceğim. Ve 7'li PSM'imizin kapanış koşusu son ayağı olan 3 yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe kum pistte koşulacak sabahada 8 yarışında 9 numaralı Yücel ve 8 numaralı Şenatik arasında geçmesini beklediğim bir yarış. Hatta 1 numaralı Caymaz'ın oğlu da bu grupta değerlendirilebilecek safkanlardır arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Özellikle bu kanalımıza yani YouTube kanalımıza abone değilseniz videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilir. Kanalımızın hızlı yükselişinde sizler de katkı sahibi, sizler de pay sahibi olabilirsiniz. Ayrıca at yarışı oynayan bir arkadaşınız kanalımızdan haberdar ederseniz kanalımızın yükselişinde büyük katkı sahibi olursunuz sevgili yarışseverler diyerek hepinize çok güzel bir gün dileyerek ben programı kapatıyorum. Esen kalın, sağlıcakla kalın. Umarım yazdığınız bugün bütün oyunlar tutar, tuttuğunuz altın olur sevgili yarışseverler. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.